Kartlarımız dağıtıldı. Birinci ranta başlıyoruz. İlk rantta, ilk etapta kutsal canavar, yani bit chip kartlarını öne koyacağız. İki rakip olarak kapalı bir şekilde koyuyoruz. Ondan sonrasında kartlarımız karşılıklı olarak yer değiştiriyor. Değiştiriliyor ve kartlar açılıyor. Bu oyun türünde ikimiz de aynı kutsal canavarı seçmiş bulunuyoruz. Şimdi saldırı çemberi seçmemiz gerekiyor. Kapalı bir şekilde aynı şekilde iki grup da saldırı çemberini ve aynı şekilde yeniden kartlar birbirine değiştiriliyor ve açılıyor. Yine aynı şekilde aynı saldırı çemberleri seçildi. Şimdi ağırlık disklerini seçmemiz gerekiyor bu roundda. Kapalı bir şekilde tabii ki de iki roundda. Sonra ardından tekrar kartlar değiştiriliyor. Sonra açılıyor. Evet, bu sefer farklı bir ağırlık diski seçti mesela karşıdaki grup. Şimdi performans 6 seçmemiz gerekiyor. Onu da seçtikten sonra direkt açıyoruz. Bu sefer kartın yer değiştirmesine gerek yok. Evet. Tutucuları önümüze bırakıyoruz. Bu şekilde bütün her şeyin total puanı toplanıyor. En yüksek puan olan round'u kazanıyor. Fakat aynı Beyblade'den olan bir set açıldığı zaman, mesela Drasir'in saldırı çemberiyle başlı kutsal canavara aynıysa bir 10 puan ekleniyor. Ağırlık diski de var, bir 10 puan da oradan ekleniyor. 20 puan. Bir de alt var. Bir 10 puan da oradan ekleniyor. 30 puan ekstra puan kazanıyoruz buradan. Bu şekilde buraya bakarsak da buradan mesela sadece başlık ve saldırı çemberi Drasir olduğu için 20 puan kazanabiliyorlar. Bu şekilde ekstra puan kazanılıp en yüksek puan olan round'ı kazanıyor. 2 round'ı kazanan oyunu kazanmış oluyor.